Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 2023 tayfaya özel olarak hazırladığımız Kenan Kara ile TET AYT Geometri Konu Anlatımı serisine başlıyoruz. Evet video ders kitabı üzerinden olacak konu anlatımı aynı zamanda her videonun altında o konuyla ilgili pdf'leri videonun açıklama kısmındaki linkten de indirebilirsiniz. Evet birinci haftadayız arkadaşlar. Birinci haftaya şöyle bir e, tiki sonradan ders bittikten sonra video bittikten sonra atabilirsiniz. Birinci haftayı 3 video olarak planlıyorum. Temel kavramlar ve doğruda açı konusunu işleyeceğiz bu hafta arkadaşlar. Çok fazla konuşmadan isterseniz birinci videomuza başlayalım. Temel kavramlarla konu anlatımına başlıyoruz. Baştan söyleyeyim ilk etapta bunlar size sıkıcı gelebilir ama bunları da bilmek zorundayız. Bazen geometride ya da matematikte herhangi bir derste en basit konulardan çok zor sorular sorabiliyorlar. Bununla da karşılaşacaksınız. Bu videoda ya da bundan sonraki videoda karşılaşacaksınız. Ee, isterseniz şöyle temel kavramlara şöyle bir bakalım. Biraz da hızlı bir şekilde geçelim isterseniz. Şimdi nokta. Nokta dediğimiz şey bir kalemin düzlem üzerinde bıraktığı ize ne diyoruz? Nokta. İşte şu. Bir noktadır arkadaşlar. Noktanın belli bir alanı, hacmi veya boyutu yoktur. Nokta büyük harflerle gösterilir. Mesela nokta koyarlar, A koyarlar. Bu ne demek? A noktası. Nokta koydum, B koydum. Bu ne demek? B noktası. Geçelim. İkinci temel kavramımız doğru. İki ucu sınırsız, aynı doğrultulu noktaların kümesidir tek boyutludur ve genişliği yoktur. Yalnız uzunluğu vardır fakat uzunluğu ölçülemez. Çünkü sonsuza kadar gidiyor. Ben doğruyu şöyle çizmişim ama bak, okla göstermişim. Bu ne diyor? Sağdan sonsuza kadar gidiyor. Soldan da sonsuza kadar gidiyor anlamındadır. Peki doğruyu biz nasıl tanımlıyoruz? Ya doğruda başına D koyarlar. D doğrusu derler arkadaşlar. Ya da doğru üzerinden iki tane nokta seçip A, B yazarlar. Sadece A, B yazmaları yeterli. A, B doğru parçası demektir. Bakın AB doğru parçası şeklinde isimlendirilir. Ama bu şekilde yazılmaz. ABD yazarlar. Biz onun AB doğru parçası olduğunu anlayacağız. AB doğrusu olduğunu anlayacağız. Pardon. Ya da BA da diyebiliriz. Ya da buraya C yazdım mesela. AC yazarsam da bak bu doğruyu temsil ediyor. Zaten bir doğruda da iki nokta seçtiğin zaman iki noktadan bir doğru geçer arkadaşlar. Mesela düşünseniz ya şuradan şöyle D ve E noktaları seçtim. Bu D ve E noktalarından sadece ve sadece bu doğru geçer. Bu doğru da şöyle sonsuza kadar gittiğini gösterelim. DE şeklinde ya da ED şeklinde isimlendiriliyor arkadaşlar. Tamam DE ya da ED yazmamız yeterli. Burada bak hiçbir parantez koymadım. Parantezler orayı sınırlıyor. Parantez koymadığımız zaman E'nin sağında parantez yok. Sonsuza gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor anlamındadır. Hocam D'nin solunda parantez yok. D tarafında da sonsuza kadar gidiyor anlamındadır arkadaşlar. Bu haberiniz olsun. Evet gelelim bir sonraki temel kavramımıza doğru parçası. Arkadaşlar iki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşim kümesine doğru parçası denir. Evet iki nokta ile arasında kalan yere biz ne diyoruz doğru parçası adını veriyoruz. Ama hocam doğru parçası 1, 2, 3 şekilde gösterilmiş. Evet arkadaşlar 3 şekilde gösterilebilir. Bu iki nokta dahil olabilir. Başlangıç noktaları dahil. Başlangıç noktası dahil değil. E, sonraki nokta dahil olabilir. Ya da ikisi de dahil olmayabilir. E bunların arasındaki tek fark ne biliyor musunuz? Şöyle köşeli parantezler. Nokta dahil olduğu zaman köşeli parantezler harfe bakacak. Mesela burada A ve B noktaları dahil mi? Dahil. O zaman A, B yazdıktan sonra nokta dahil ise köşeli parantez oraya bakacak. B noktası da dahil köşeli parantez oraya bakacak. Bak parantez koydum ya B'den sonrasına gitme demek anlamında bu. Kestik orada doğruyu kestik anlamında. Ya da e, A'da da bir köşeli parantez koyduk ya. Normalde doğru bu şekilde gidiyordu. Burada kestik anlamında arkadaşlar. A'nın sol tarafındaki yerler önemsiz. Yok. Artık sadece A'dan başlayıp B'ye gidiyorsun. A ile B arasındaki her yer anlamında. Peki şuraya baktığımız zaman C noktası dahil değil. Dahil olmadığı zaman da köşeli parantez sırtı dönük olacak. C, D doğru parça şeklinde isimlendirilir. Bakın D noktası dahil olduğu için köşeli parantez buraya bakıyor. Hatta bunun ikinci bir gösterimi de C, D köşeli parantezle. C normal parantezle de yazılabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra EF doğru parçası. EF doğru parçası da bakın her iki noktada dahil mi? Değil. Böyle sırtı dönük olacak ya da şu şekilde yazılabilir arkadaşlar. EF doğru parçası bu şekilde de yazılabiliyor. Sonra bir notumuz var. Notumuz ne diyor? Notumuz da şöyle AB mutlak değerler içinde alınmış gibi. Bu da AB doğru parçasının uzunluğu anlamına geliyor arkadaşlar. 3 santim, 5 santim, 7 santim gibi gibi şeyler diyebiliriz aslında burada arkadaşlar. Şimdi geldik ışına. Işın dediğimiz şey de arkadaşlar bir ucu başlangıç noktası olup bir ucu dikkat edin başlangıç noktası olup diğer ucu sonsuza giden noktaların oluşturduğu kümeye ışın denir. Bir tane başlangıç noktan olacak bir ucu da sonsuza gidecek. İşte buradaki gibi buradan başlayacak böyle sonsuza gidecek. E ben bunu nasıl şey yapacağım? A'dan başlayan bir ışın mı diye temsil edeceğim. Hayır. Bak şimdi. A'dan başladığı için A'nın solunda değer yok değil mi? O zaman A'ya bir parantez koyalım. Hocam parantez A noktası dahil olduğu için köşeli parantez olacak. Sonra ne yapıyor? A'dan başlayıp bakın B doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor. B yazmanız yeterli. Bu A B ışını diye okunuyor arkadaşlar. Ya da hocam A'dan başlayıp bak şu şekilde de diyebiliriz. A'dan başlayıp bak C doğrultusunda da sonsuza kadar gidiyor. O zaman biz bunu aynı zamanda A'dan başlayıp C doğrultusunda da gidiyor. Bu şekilde de yazabiliriz. Bu ikisi aynı şey buradaki ifade için arkadaşlar buna dikkat edin. Hatta ben buraya bir D yazarım. Hocam A'dan başlayıp D doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor. A, D şeklinde de yazabilirim tabii ki. Tamam. Evet geldik şimdi açıya. Arkadaşlar açı. Evet açıdayız. Şimdi hiç şuraya bakmayın. Tanımına bakmayın. Ben size bir soru sorayım açının tanımı nedir arkadaşlar? Nedir? Videoyu durdurun, düşünün ve cevapları bana sanki yanınızdayım, karşınızdayım gibi söyleyin bana. Her zaman ben bunu derste sorarım. Arkadaşlar 12. sınıfa gelmişiz ve 12. sınıftayız. So, lise son sınıftayız ve açının tanımını bir öğretmen size soruyor. Siz de bildiğinizi cevaplayın. Tamam cevapladınız değil mi? Çok güzel. Ben bunu her zaman derse girdiğim zaman ilk dersinde mutlaka öğrencilere sorarım ama neyle karşılaşıyoruz? Maalesef ama maalesef bu zamana kadar bakın 12. sınıfa gelmişiz. Hep açıdan bahsediyoruz. Açı şöyle, açı böyle açılarla ilgili işlemler yapıyoruz ama yani bir kişi bile cevap veremiyor arkadaşlar. Ne kadar acı bir durum değil mi? Ya arkadaşlar tanımlar çok önemli. Tanımları iyi bildikten sonra burada her şeyi yaparsınız. Burada da bir tanım var arkadaşlar. Açının tanımı. Hadi bakalım açının tanımı neymiş? Ne cevap verdiniz? Hocam ne olacak işte iki doğrunun kestiği, kestiği yerdeki işte şurası falan diyorsunuz. Ya da kapıyı açtığınızda oluşan yer diyorsunuz. İşte ne bileyim yani açının tanımını tam olarak veren bir şey yok. Yani açının tanımı deyince hepiniz şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Hocam belki şunda yaklaştınız. Başlangıç noktası aynı olan iki ışın çizdiğimizde arasında kalan yer, arasında kalan parça, arasında kalan açı diyorsunuz. Açıyı soruyorum açı diye cevap veriyorsunuz. Arkadaşlar bak açının tanımı neymiş bakalım okuyalım ne diyor. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Bak başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışının birleşimine işte bu açı arkadaşlar burası falan değil. Arkadaşlar başlangıç noktası aynı olan iki ışın OA ışını ile OB ışını şu mavi ile çizdiğim yer bizim açıyı gösteriyor. Açı dediğimiz yer burası. Yani AOB açısı. Bakın AOB O, B. Üzerine şapka koyduğum zaman açı demek anlamında. Ne demekmiş arkadaşlar? O, A ışını ile O, ışının birleşimi. İşte şurası. Bitti. Açı dediğimiz yer burası. E hocam burası ne oluyor? Bak şimdi. Dikkat. Öncelikle şunu tanımlayayım ben size. Bunu tanımlamadan önce. Arkadaşlar A, o, B açısı ya da B, A, B O, A açısı veya O açısı şeklinde isimlendirilir burası. Tamam eyvallah. Hocam biz bir de açıda şunu bilmeliyiz. Bak şuradaki açının neresi var? Şuradaki bölgesi var değil mi arkadaşlar? Şurası. Ne dersiniz buna? Açının içi. Bu tarafına ne dersiniz? Açının dışı dersiniz değil mi? Evet biz buraya açının iç bölgesi diyoruz. Dışarısına da ne diyoruz? Dış bölgesi adını veriyoruz arkadaşlar. Dış bölge de burası. Peki hocam açı ve iç bölgesini temsil eden bir ifade var mı? Var. İşte şu. A, O, B açısı yazdınız ya. Şu şapkayla birlikte yazdınız ya. Şu parantezleri koyduğunuz zaman bu ne demek biliyor musunuz? A, O, B açısı ve iç bölgesi anlamına geliyor. Parantezlerle sınırladığınız iç bölgesi. İşte şurası iç bölgesi. Bakın düşünün. Bu zamana kadar hep gördünüz. Alan. Mesela siz bu ABC üçgenin alanından bahsedebilir misiniz? Çoğunuz bahsedersiniz hocam diyorsunuz değil mi? Yok. Bu tel şeklinde ABC üçgenin bir alanı yoktur ki. Alan ABC yazarlar. Niye yazarlar? Bak, ABC üçgeni yazdılar. Parantez koydular. Parantez koyduklarında ne oldu biliyor musunuz? ABC üçgeni ve iç bölgesi demek anlamına geliyor. İç bölgesi yaptığın zaman bir levha oluyor. Levha olduğu zaman da ne oluyor? Buradaki ABC üçgenin artık alanından bahsedebilirsin. Ama düz bir ABC üçgeni telle oluşturduğum zaman alanından bahsedebilir misin? Hayır. İçi boş. Değil mi? Bahsedemezsin. İşte bak ya da ABCD B, dörtgeni desem. Şöyle bir dörtgen desem. Dikdörtgen şeklinde oldu ama neyse önemli değil. ABCD B, C, D, dikdörtgeni tel gibi oldu. Şu parantezleri koyarsam ne olacak? O zaman bir levha olacak. İç bölgesini de temsil etmiş olacağız. İşte bunu unutmayın. İç bölgesi ve açıyı temsil eden ifade şu şekilde parantezlerle e, gösteriliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi diyebiliriz. Evet, burada sanırım, şurada anlatmış mıyız biz onu? Görüyorsunuz, not olarak da burada anlatmışız. Şöyle. E şimdi açıdan bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Bakın, açının ölçüsü dediğimiz yer, işte burası arkadaşlar. Burası nasıl olacak? Hocam, AOB açısı yazdınız ya, parantez koydunuz iç bölgesi. İç bölgesinin ölçüsü anlamına geliyor. M İngilizceden geliyor galiba, M, yani ölçü anlamında. Bazı şeylerde biz Türkçe'yi kullanıyoruz. Alanda mesela A'yı kullanıyoruz. Çevrede Ç'yi kullanıyoruz ama bu bir alışkanlık olmuş. Geometride de M'yi kullanıyoruz. M uzaradan geliyor arkadaşlar. Ölçüsü anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Yani bu AOB açısının iç bölgesinin ölçüsü işte 20 derece, 30 derece, 40 derece gibi şey. İşte sizin biraz önce açıyı, açının tanımı nedir diye sorduğumda bana cevabını vermeye çalıştığınız yer açının ölçüsüydü. Açının tanımı neymiş? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine. Şu gördüğünüz yer açı anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bir şeyleri öğrendik. Bakın burada parantez ve açıyı yazdığım zaman açı ve iç bölgesi olarak tanımlanıyormuş. A -B açısının ölçüsü de M A -O B açısı ölçüsü alfa derece şeklinde de yazılıyormuş arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ne kadar garip değil mi? Bu zamana kadar hiç buna dikkat etmediniz değil mi? İşte Böyle küçük bilgiler. Bazen bunlarla ilgili çok zor sorularda da gelebilir. Bunları da bilmek lazım arkadaşlar. Evet gelelim şimdi örnek 1'e. Ne diyor? Şekil bir şekilde bir doğrunun üzerindeki ABCD noktaları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor arkadaşlar bize. Şöyle bir kopyalayıp şöyle bir yapıştıralım bakalım. Bunun üzerinde yapalım işlemimizi arkadaşlar. Evet gençler şöyle şunun üzerinde gösteriyoruz. Şimdi AC kesişim BD diyor. Gösterelim. AC hocam AC bu doğru parçası tam olarak burayı gösteriyor. Sonra kesişim BD kesişim BD şurası. AC ve BD'nin kesimi değil, pardon. Bu birleşim anlamında. Birleşim ne demek? Toplama anlamında da. E toplamı ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Kırmızıyla maviyi topladığım zaman ne yapıyor? Hocam şuradan başlıyoruz. Bakın şuradan başlıyoruz. En son buradan devam ediyoruz. Bak birleştiği yer burası. Devam ediyoruz. tam nerede bitiyor? Burada bitiyor. A'dan başlayıp D'ye kadar. Yani cevabımız ne olacak? A, D mi olacak? Hayır. A, D yazarsam doğru anlamında. A, D doğru parçası anlamında. Şu şekilde yazabiliriz. Şuradaki noktalarda dahil mi? Evet. Dahil arkadaşlar. Cevabımız A, D. Şu, şu oldu. Sonra gelelim B şıkkına. B şıkkı da ne diyor? A, C ile B, D'nin kesimi soruluyor. A, C ile B, D'nin kesimine bu sefer bakalım. A, C'yi gösteriyoruz arkadaşlar. Burası. B, D'yi gösteriyoruz arkadaşlar. Burası kesiştiği yer yani ortak kümeleri ortak olan yerler neresi arkadaşlar? Bakın şurası hem kırmızı hem de mavi ile gösterdiğim yer. Hocam B noktası hem mavi hem de kırmızı mı? Evet B noktasını alabilirim. C noktası hem kırmızı hem mavi mi? Evet C noktasını da alabilirim. Cevabımız o zaman BC yapacak ve noktalarda dahil olduğu için köşeli parantezle yazabiliriz. Gelelim C şıkkına. C şıkkında ne diyor arkadaşlar? Bu sefer şuradaki AC diyor. Hocam A C bak C noktası dahil değil. Şöyle geldim kırmızıyla gösterdim. Sonra ne diyor arkadaşlar? DB. Hocam DB. B dahil mi? Değil. Şöyle gösterdim. Kırmızıyla mavinin kestiği yerler nereler arkadaşlar? Kırmızıyla mavi işte tam olarak burada kesişiyor. Hatta ben bunu şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Şunu şöyle bir saniye. Heh. <laughs> Arkadaşlar işte bakın tam olarak burada mı kesişti bunlar? Evet. Dikkat edin şimdi şuraya. Hocam B noktası kırmızıda var. Mavi de var mı? Yok. O zaman ne diyeceğiz? B noktasıyla C noktası arasında olacak. B noktası dahil değil. Bu şekilde. Sonra C'ye bak. C kırmızıda yok. Mavi de var. Hocam her ikisinde kestiği yer soruluyor. C noktasını da almayacağım. O zaman B, C doğru parçası. Bu şekilde köşeli parantezler ters olarak olacaktır. Cevabımız bu. Gelelim D şıkkına. D şıkkı ne diyor arkadaşlar? D şıkkı da şu şekilde bir şey diyor. Bu da birleşimi mi diyor? Evet birleşimi diyor. Yok kesimi diyor. Kesimine bakalım arkadaşlar. BC ile bak bu sefer B. B noktasını almayacağım. C'ye kadar geleceğim. Hop şöyle. C noktası dahil mi? Dahil. ED. Arkadaşlar ED ne demek? E'den başlıyoruz. E noktası dahil. D'ye kadar geliyoruz. Bu mu? Değil. Bak E'den başladın. D. Burada bir sınır yok. O zaman D doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor anlamındadır burada. E burada ne yapacağız? Her ikisini kestiği yer. İşte burası değil mi arkadaşlar? Evet. E burası nedir arkadaşım? Hem kırmızı hem de mavinin kestiği yer. B bakın burada B noktası kırmızıda yok. Mavide var. B noktasını alacağız mı? Almayacağız. B dahil değil. Sonra hem kırmızı hem mavide nerede var? C noktası var. C noktası hem kırmızıda hem de mavide var mı? Var. O zaman nokta dahil olacağı için bu şekilde yazacağız. Gelelim E şıkkına. E şıkkı ne diyor arkadaşlar? Yine şöyle CTRL V yapıp teknolojiyi iyi bir şekilde kullanalım. Bu sefer ne diyor? AB ile DB'nin kesişimi. A'dan başlayacağım. B'ye kadar geleceğim. AB'de bir sınır var mı? Yok. Hop sonsuza kadar gideceğim. Sonra DB. D'den başlayacağım. D noktası dahil değil. D'den başlayıp B doğrultusunda farklı kalemle göstereyim isterseniz. D'den başlayıp B'ye kadar geleceğim. B'de sınır var mı? Yok. Hop sonsuza kadar gidecek. E her ikisinin kestiği yer. Hocam her ikisinin kestiği yer. İşte tam olarak burası. Dikkat edin noktalar dahil mi? A burada dahil değilken bu, mavi noktası mavi de dahil. Ama A her ikisi de dahil olmadığı için almayacağım bunu. Sonra D'ye bakacağım. Bakın her ikisinin kestiği yer burası. Kırmızı da dahil ama mavi de dahil değil. D'yi de alacağım. O zaman cevabımız A, D doğru parçası yapacaktır. Yani cevap bu oldu arkadaşlar. Tamam. Evet. İlk sorumuzun cevabı bu şekilde. 5 tane birden çık sorduk. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz neymiş? Örnek 2. Iki. Örnek 2'miz arkadaşlar ne diyor? Şekilde verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sorumuz şu arkadaşlar. DAK açısıyla BLC açısının kesimi soruluyor. Bak. Özellikle şuradaki şekli aldım buraya getirdim. Siz çizerken zorlanmayın diye. Çünkü ben bunu kullanacağım. Kullanmak için. Evet sorunun aynısı burada arkadaşlar. Hadi bakalım DAK'yi bulalım. Hocam DAK açısı. Açı ne demekti? Başlangıç noktaları aynı olan iki eşinin birleşimi. Hocam DAK dediğimiz yer. Bak şurası. Bu açı. İşte açı dediğimiz yer burası. Burası açının ölçüsüydü. Açı dediğimiz yer bu yaptı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gösterdik. Öbürüne bakalım. BLC. Hocam BLC açısı. BLC açısı da başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi. Sadece bu mu? Hayır. Sonsuza kadar gidiyordu. E, L ışınından başlayacak. Böyle sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Yani şöyle olmak zorunda. İşte bize kırmızıyla mavinin kestiği yer soruluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Hem kırmızı hem mavi. Şurası mı? Burası mı? Burası ve burası değil mi? Yan cevabımız ne yaptı? B, C, F ve E noktaları yaptı arkadaşlar? Evet. Cevabımız B, C, F ve E noktaları yaptı. Noktayı temsilen biz küme işaretiyle gösteririz arkadaşlar. Şöyle küme içine aldığımız zaman BCFE noktaları anlamına geliyor. Evet cevabımız bu. A şıkkının cevabı. Gelelim B şıkkına. B şıkkında ne demiş arkadaşlar? CAF açısı A parantez koymuş. Bakın C, A, F açısını öncelikle bir gösterelim. Hocam açı bu. Ama açı dediğimiz ışın olduğu için sonsuza kadar gidecek. Şöyle olmak zorunda. Ve bu parantezleri koymak ne anlama geliyordu? Tabii ki iç bölge. Hocam bunu ve iç bölgesini şöyle karaladık mı? Karaladık. Sonra gelelim MLN açısına. Hocam MLN açısında maviyle gösterelim. MLN açısı da bu değil mi? Evet. Bakın şimdi hem kırmızının hem de mavinin kestiği yere bakacağız. Arkadaşlar nerelerinde? B noktasında, E noktasında hem mavi hem kırmızı var mı? Var. Hocam BC arasında var mı? Yok. Hocam EF arasında var mı? Yok, sadece kırmızı. Hocam şurası CF arası var mı? Var. Dikkat. Niye? Çünkü burası arkadaşlar hem maviyle boyamışım hem de iç bölgedeki kırmızıyla boyamışım. Hem mavi hem kırmızı olduğu isim C ile F arası var mı? Var. O zaman bir de şuraya bakalım. Şurası da aynı şekilde. Hem maviyle boyamışım. Bir de kırmızı iç bölgeden dolayı burası da kırmızıyla boyanmış. Yani cevabımız ne yapacak arkadaşlar? BE arasında alacağım. Pardon BF arasını alacağım. BF ile neresi? CF olacak. Burası E noktasıymış pardon. CF olacak arkadaşlar. Yani cevabımız bu oldu. Hocam bu ikisinin toplamı. Toplama demek kümede ne demek demek? Birleşim anlamında demek. Hemen birleşimi de yazdık buraya. Tamam. Bunu da cevapladık. Hadi bakalım öbürüne. Öbürü ne diyor? Hocam bu sefer DAK açısı. Açıyı yaz. Hop şöyle. DAK açısı bu. Ve burada ne yapmış arkadaşlar? DAK açısı de koymuş. Yani burada iç bölgesi de var. Hadi iç bölgesini şöyle kırmızıyla yine gösterelim arkadaşlar. Sonra ne diyor? NLM. Hocam NLM açısı bu ve burada iç bölgesi de var. İç bölgesi de böyle mi arkadaşlar? Evet. Şimdi dikkat edin. Kırmızıyla mavinin kestiği yer soruluyor bana. Hocam B noktası, E noktası, F noktası ve C noktası var mı? Var. Hocam B, B F arası var mı? Hem mavi hem kırmızı. Var. Onu şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurası hem kırmızı hem mavi var mı? Var. Hocam burası da hem kırmızı hem mavi var mı? Var. Hocam burası da arası var mı? Var. Mecbur siyahla göstereceğim arkadaşlar. Şurası var mı? Var. Burası var mı? Var. Hocam bakın şu EF arasına bakın. İç bölgeden dolayı mavi var. Şu kırmızı da var. Burayı da alacağım. Hatta burası da hem kırmızı hem mavi karalandı mı? Karalandı. Peki cevabımız ne oldu o zaman? B, C, F, E dörtgenim oldu. BCFE E dörtgeni mi oldu? Evet. Ama bir şey eksik. Arkadaşlar cevabımızda içerideki noktalarda var mı? İçerideki noktalarda hem kırmızıyla hem maviyle boyanmış mı? Boyanmış. Dolayısıyla cevabımız BCFE dörtgeni ve iç bölgesi. İç bölgesini nasıl gösteriyorduk? Hop şöyle parantezle göstermemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız bu yaptı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Açıyla da ilgili böyle sorular gelebilir. Çoğu kitapta bununla ilgili soru yoktur. Evet ama e, bunu da bilmenizi tavsiye ediyorum. ÖSYM uzun zamandır sormuyor ama bilmeniz lazım arkadaşlar. Bence bilin. Açının tanımını bilmeden geometriye de girmeyelim arkadaşlar. Hep açı 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 diyoruz ama açının tanımı da bu şekilde. Parantez olduğunda da, iç bölge olduğunda unutmayalım lütfen. Tamam? Şimdi gelelim şuraya. Açı çeşitlerine. Burayı biraz hızlı geçelim isterseniz. Dar açı dediğimiz ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan, 0 ile 90 derece arasında olan açıya biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz arkadaşlar. Sonra dik açı ölçüsü direkt 90 derece olan açıya biz ne diyoruz? Dik açı diyoruz. Geniş açı, geniş açı arkadaşlar 90 dereceden büyük diye tanımlayanlarınız oluyor. Hayır. 90 ile 180 derece arasında olan açıya biz geniş açı diyoruz. Doğru açı dediğimiz doğru, doğrunun açısı yani kaç derece? 180 derece olan açıya biz doğru açı diyoruz. Tam açı dediğimiz şey de arkadaşlar tam açı 360 derece açıya da biz tam açı diyoruz arkadaşlar. Sonra komşu açılar. Komşu açılarda adı üstünde komşu olacaklar arkadaşlar. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Şununla şurası komşudur. Yani hangileri komşudur? AOB açısıyla BOC açısı komşudur. Mesela şununla şu komşu mudur? Hayır. İç içe oluyor bunlar yan yana olması lazım. Buna dikkat edin. Ortak bir ışınlarının olması lazım. Tanımına bakalım. Başlangıç noktaları aynı olan 3 ışının birer ışını ortak olacak şekilde oluşturduğu iki açıya komşu açılar denir. Şu ortadaki açı ortak olacak arkadaşlar. Bakın AOB açısıyla BOC açısı komşu açılardır. AOB ile AOC değil. AOB ile AOC değil. Onlar bakın şu mavi ile Şuradaki iç içe açılar oluyor. Bunlar komşu açı değil. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani komşu açılar falan soruların içinde çıkıyor ya. E, ne olur ne olmaz bilin diye arkadaşlar bunları da söylemek zorunda hissediyoruz kendimizi. Evet açı ortay dediğimiz adı üstünde açıyı ortalayan doğruya biz açı ortay doğrusu diyoruz. Hadi bakalım şimdi örnek 3'e. Düzlemde komşu iki açının açı ortayları arasında kalan açı 40 derecedir. Hmm. Düzlemde komşu iki açıdan bahsediyor. Şöyle bir komşu iki açı çizelim arkadaşlar. Komşu iki açı arkadaşlar bir açımız bu diğer açımız da bu. Açı ortayları arasında kalan açı. Hocam şunun açı ortayıyla şunun açı ortayı arasında kalan açıdan bahsediyoruz. Hemen çiziyoruz şöyle. Açı ortaylar şu şekilde. Hocam bunun açı ortayı bu. Bunun da açı ortayı bu. Açı ortayları arasında kalan açı 40 dereceymiş. Yani ben buraya AA buraya da BB diyecek olursam arkadaşlar A artı B'yi bize kaç vermiş arkadaşım? 40 derece vermiş. Bu iki açının farkları 10 derece olduğuna göre küçük açının ölçüsü kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu iki açının farkı A hocam iki açının farkı kaç verilmiş? 10 verilmiş. O zaman A eksi B eşittir 10 yazalım değil mi? Hayır kardeşim dikkat. Buradaki açıda biz bu komşu iki açıyı çizdik mi böyle çizdik. Komşu iki açıya çizdiğimiz zaman bir açısı kaç derece aslında? AA dedik ama açısı A değil. Kaç derece? Hocam bunun açısı 2A, bunun açısı da 2B. Dikkat edin. Yani adam sana 2A ile 2B'nin farkını kaç vermiş arkadaşım? Sana 10 vermiş. İşte böyle de bazen dikkat etmen gereken yerler olacak. E o zaman A artı B 40. 2A eksi B 10. Ya da şöyle yazalım. A artı B 40. E, 2'ye böldüğümüz zaman şunu da a de 5 mi? Evet. E, burada 2 bilinmeyen 2 denklem çıktı mı? Çıktı. O zaman ne yapacağız? Taraf tarafa toplayalım. B'ler nanay oluyor. Dolayısıyla 2A buradan 45 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 22,5 olarak bulduk. E, küçük açının ölçüsü soruluyor. Hocam A 22,5 ise A artı de 40 değil mi? O zaman 40'tan da 22,5 çıkartırsak de kaç yapıyor arkadaşlar? B'de e, 40'tan 22,5 çıkartırsak sanırım 17 buçuk mu yapıyor? 17 buçuk yapıyor arkadaşlar. Ama cevap ne diyor? Küçük açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Hala daha cevabı 17 buçuk diye işaretleyenlerimiz var. Sakın. Senden küçük açının ölçüsü isteniyor. Yani küçük açı burada hangisi? A açısı 22 buçuk, B açısı da 17 buçuk olduğuna göre B'nin olduğu açı küçük açı. Küçük olan açı hangisi? 2B açısı arkadaşlar. Yani 2B isteniyor senden. O zaman cevabın kaç yapacaktır? 35 derece yapacaktır. Tamam mı? Dikkat. Dikkat olmamız gereken sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Böyle yazıyoruz. Ezber işler yapıyoruz böyle. Açılara da dikkat etmek lazım. Tamam mı? Geldik örnek 4'e. Bakalım örnek 4 ne diyor? Evet ABC doğru açı ve buradaki açı 50 derece olarak verilmiş. BK CB'nin açı ortayı. Bakalım. BK C CBE'nin CBE'nin olacak arkadaşlar bu. Şurayı yanlış yazmışım. CBE'nin açı ortayı. Sonra de DBA'nın açı ortayı. de DBA'nın açı ortayı. Tamam. Madem bu açı ortay. Açı ortayı yazdık. Bu da açı ortayı. Şöyle yazdık arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki olduğuna göre LBK açısı kaç derecedir? LBK. A arkadaşlar ABC doğru açıymış. ABC doğru açı. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Doğru açıysa burası kaç derece? 180 derece. E o zaman şuraya bir AA. Şuraya da bir BB yazacak olursam. Hocam 2A artı 2B artı 50 kaç olacak? 180 olacak. Buradan 2A artı 2B kaç oluyor? 130. A artı B'yi kaç buluyoruz? 65 olarak buluyoruz arkadaşlar. Ama bizden ne isteniyor? LBK açısı. Arkadaşlar LBK açısı işte şurası mı isteniyor? Yani LBK açısı ne yapıyor? A ile B ve 50'nin toplamı mı oluyor? A artı B artı 50 olacaktır. A artı B 65 olduğundan 65 artı 50 kaç yapıyor? 115 derece yapıyor. Yani cevabımız 115 derece oldu. Geldik sonraki soruya. Yani örnek 5'e geldik arkadaşlar. Örnek 5'te ne demiş? ABC ile CBD komşu iki açı. Görüyorsunuz. ABC ile gerçekten de CBD komşu iki açı. Sonra burayı 20 derece vermiş. Sonra BC ile BD'yi diktirmiş. Bazen şekil üzerinde göstermiyor arkadaşlar. Soruyu da okumanız lazım. Hocam burayı da 90 derece olarak vermiş. Çok güzel. ABD'nin açı ortayı ile CBD'nin açı ortayı arasında kalan dar açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hemen bu soruyu okuyunca böyle tam okumuyorsunuz. Hocam bunun açı ortayını çizeyim böyle. Hocam bunun da açı ortayını çizeyim. Arasında kalan açı nedir? Kardeşim soruyu tam okusana bakalım öyle mi diyor? Oku ne diyor? ABD'nin açı ortayı. Aa dikkat. ABD açısının açı ortayından bahsediyor. Yani buradaki ABD'nin açı ortayı. Hop şöyle. Kaç derece arkadaşlar ABD açısına şöyle bakacak olursanız. Hocam 90'ı burada 20'si burada 110 derece. 110'un açı ortayı kaç yapacaktır? 55 55 yapacaktır. E buraya kaç kaldı o zaman? 35 kaldı. Sonra ne diyor? Hocam CBD'nin açı ortayı. CBD'nin açı ortayı da. 45 45 olmaz mı arkadaşlar? Onun açı ortayı da bu. O da 45 45 olacak. Hocam burası 45 burası da 45 olacak. E burası 45 olacaksa eğer 35'i buradaysa buraya kaç derece kaldı? 10 derece kaldı. O zaman cevabımız ne yapacaktır arkadaşlar? Kırmızıyla mavi arasındaki açı açı ortaylar arasındaki açı isteniyor bizden. Cevabımız böylelikle 10 yapar. Evet örnek 5'in cevabı da 10 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Demi demeyelim. Tümler açı ve bütünler açı. Açı çeşitlerindeyiz ya. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya ne diyormuşuz? Tümler açı. Bu tanımı bileceksiniz arkadaşlar. Ee, burada tümler iki açı derken Hocam bir açıya ben bir alfa diyeyim. Öbür açıya beta diyeyim. Toplamlar 90 ise alfa ile beta tümlerdir diye söylüyoruz. Ama biz genelde iki bilinmeyene girmeyi sevmeyiz. Ne yaparız? Tek bilinmeyenden halletmeye çalışırız. Tek bilinmeyen dediğimiz hangisi oluyor arkadaşlar? Şu şekilde. Eğer ben birine açılardan birinin açısı ölçüsüne alfa dersem Diğerine de ne diyeceğiz arkadaşlar? 90 eksi alfa dersek daha sağlıklı olur. Daha güzel işlemler yaparız. Peki bütünler açı ne demekmiş? Bütünler açı da ölçüleri toplamı 180. Alfa artı beta 180 ise alfa ile beta bütünler açı diyebiliriz. Ama böyle diyeceğimize tek bilinmeyenden gitmek. Birine alfa dersem bütünlerine de ne diyeyim? 180 eksi alfa demek daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Örnek 6'ya bakalım hemen sorusu. Tümlerinin ölçüsü Bak bunlar matematik çözmek arkadaşlar. Matematik soruları. Rahat bir şekilde yaparsınız. Rahat bir şekilde oku. Okuduğunu da yansıt buraya. Bakın tümlerinin ölçüsü. Kendisinin 4 katından. Hmm. Bir açı var. Bir de tümleri var. Ben açıya alfa dersem. Tümleri ne olacak arkadaşlar? 90 eksi alfa mı olacak? Evet. Şimdi diyor ki tümlerinin ölçüsü. Yani 90 eksi alfası. Oku. Okuduğun yerde yazman gerekeni yaz. 90 eksi alfası kendisinin 4 katından kendisinin 4 katından kendisi alfaydı 4 çarpı alfadan 20 fazla olan açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. E bitti. E 90 eksi alfa eşittir. 4 alfa artı 20 dedik. Hocam 20'yi attık buraya. Alfa, eksi alfayı da attık buraya. 90'dan 20 çıktı. 70. E, eksi alfa da artı alfa diye geçti buraya. Be 5 alfa yaptı burası. O zaman alfa ne olacaktır arkadaşlar? 70 bölü 5. 70 bölü 5 kaçtır? 14. Oo hocam ne kadar zekisin. Ne kadar hızlı buldun. Hemen size söyleyeyim. Matematikte de çok işinize yarar. 5'e bölme kuralı kardeşim. 0 at 2 ile çarp. Bitti gitti. 70'i 5'e böldün. 0 at 2 ile çarp. 14. Hocam 180'i çok kullanacağız mesela. 5'e böl. 0 at 2 ile çarp. Kaç yaptı? 36. Bundan sonra artık rahat bir şekilde bölebilir misin? Bölersin. 570 mesela. 0 at 2 ile çarp. Kaç yapıyor? 114. Peki hocam sonu 5'liyse ne yapacaksın? 75 mesela. 5'e at 2 ile çarp 14 mü? Sadece bir ekle. 15. Mesela 185. 5'e at 2 ile çarp 36 mı? Hocam bir de bir ekle. 37. Çünkü orada elimizde bir tane daha 5 var. Ya da 575. Hocam 5'e böl. Ne yapıyoruz? 5 e at 2 ile çarp 57'nin katı kaçtı arkadaşlar? 114. Bir de bir de bir de bir ekle. 115. Bu kadar basit. Matematikte de çok kullanırsın. Bizim için hız, sürat, teknik önemlidir. Böyle şeyleri de bazen sizlere vereceğiz. Güzel bilgileri de size konu anlatımlarında da vereceğiz arkadaşlar. Evet böylelikle e, sazanlık yapıp hemen 14'ü işaretlemeyelim. Sorunun sonunu mutlaka okuyun bu sözel sorularda. 20 fazla olan açının ölçüsü. Biz bu açıya alfa demiştik sıkıntı yok. Bazen bütünlerinin ölçüsü nedir diye soruluyor. Ona da dikkat etmek lazım. Cevabımız kaç yaptı? 14 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Kendisiyle bütünlerinin oranı. Hmm... Kendisine alfa dersem bütünleri ne olacak? 180 eksi alfa olacak. Alfasıyla 180 eksi alfasını oranladığında 2 bölü 7 olacakmış. İşler dişler yapalım. İşler dişler yaptığımızda 7 alfa eşittir. 2 ile 180'i çarptığımızda 360. Eksi 2 ile alfayı çarptığımızda 2 alfa. Bunu attık öbür tarafa. 9 alfa eşittir 360. Alfa da 360 bölü 9. Yani kaç yaptı? 40 yaptı. 40 deyip sazanlık yapıp geçmeyin ha. Dikkat. Niye? Eee... Okuyalım soruyu. Kendisiyle bütünlerinin oranı 2 bölü 7 olan açının tümleri kaç derecedir diye soruluyor. Sen açıyı kaç buldun? 40 buldun. Senden ne isteniyor? 40 istenmiyor. 40'ın tümleri isteniyor. 40'ın tümleri nedir arkadaşlar? 90 eksi 40 değil midir? Yani cevabımız böylelikle 50 yapar arkadaşlar. Evet örnek 7'nin cevabı da böylelikle 50 oldu. <laughs> Geldik örnek 8'e. Evet örnek 8'e bakalım arkadaşlar ne diyor? Şekilde belirli bir açıyla açılmış bir kapı gösterilmiştir. Bu açı, bu kapı en fazla şekilde gösterilen açının bütünleri kadar açılabilmektedir. Ha, şekilde ne kadarlık açı gösterilmiş? Alfalık açı göstermiş. Bu kapının açık hali ne olacak arkadaşlar? Açının bütünleri kadar açılacakmış. Yani 180 eksi alfa kadar açılacakmış bu kapı en fazla. Peki kapıyı şekildeki açının iki katı daha açarsak yani ben bu kapıyı şöyle iki katı daha açtığım zaman kapımız ne oldu arkadaşlar? Şöyle mi oldu? Evet. İki katı da kadar daha açacağım arkadaşlar. İki alfa daha açacağım. Bakın. İki katı kadar daha açarsak kapının açılmasına 40 derece kalıyor. He. Önceden bir alfa vardı. İki katı kadar daha açtığımda yani bir iki alfa daha eklediğimde kapının açılmasına ne kadar kalıyormuş? 40 derece daha kalıyormuş. Kapının açık hali ne oluyordu arkadaşlar? 180 eksi alfa oluyordu. Bakın güzel bir soru. İşte bu açık haline eşit olacak. Tekrar okuyoruz. Kapıyı şekildeki açının 2 katı daha açarsak alfa kadar açıktı. 2 katı kadar daha açtığımda 2 alfa daha ekledim. Kapının açılmasına 40 derece kalıyormuş. Yani bir de 40 eklersem kapı tam açık hale gelecekmiş. O zaman gösterilen şekilde iken kapı kaç derece açıyla açıktır? Yani bizden alfa isteniyor arkadaşlar. E o zaman burası 3 alfa. Eksi alfayı da buraya atınca 4 alfa yaptı. 180 burası. 40'ı da öbür tarafa atınca 180 eksi 40'tan 140 geldi. Alfa da buradan kaç yapar? 140 bölü 4. 2'ye bölsen 70 bir daha 2'ye bölsen 35 yapıyor. Cevabımız böylelikle 35 oldu. Örnek 8'in cevabı arkadaşlar. Ve şurada şu ters açıları da anlatalım. Sonra paralel iki doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılardan da bir sonraki videodan bahsedelim isterseniz. Ters açılar. Kesen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlü olanlarına ters açılar denirmiş arkadaşlar. Evet kesen iki doğrunun oluşturduğu açılar zıt yönlü olanlar A ile C. Biz bunlara ters açı diyoruz. Ya da B ile D de arkadaşlar neymiş? Ters açılarmış. Bunlar da birbirine zıt olduğundan dolayı arkadaşlar. Ters açılarda neymiş birbirine eşitmiş? iki doğru da zıt olan açılar. Yani A ile C birbirine eşit. Bir de B ile D ters açılar. Bunlar da birbirine eşitmiş gençler. Evet gençler. Böylelikle ne yaptık? İlk konu anlatımızı. Birinci haftadaki birinci videoyu bu şekilde bitirmiş olduk. Biraz mola verelim. Ondan sonra ikinci videoya geleceğiz. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.